Şimdi bende de e, tır şoförü ehliyeti yok. Ama araba kullanmayı biliyorum. Taksicilik yapmışım senelerce. E bana tır kullanmama izin veriyorsun. Niye? Yanımda oturan adamda tır ehliyeti var. Bundan iki ay önce Fenerbahçe için ilk 8 playoff için önemli soru işaretleri barındırırken iki takım da Final Four konusunda favori konuma geçmiş durumdayız. En büyük ayrım oğlumla birlikte oynamak diyor. Abi oğlunun NBA giriş tarihi 2023. <laughs> yani hakikaten 40 yaşında da oynayacağım diyor yani teknik olarak aslında. 40 yaşında da oynayacağım. Oğlanla birlikte oynayacağız. Kiefer Sutherland'in arkasında kaynak maskeli bir adam belirdi bir anda. <laughs> ya yani dedim bu nedir? Gördünüz mü dedim, yok görmedik. Aldım geri, böyle bir tane, ya Kıfırsı burada, burada da bir adam var. Böyle duruyor. Ya kardeşim 200 milyon dolar harcadınız, herhalde para bitti, edit masasında edi, edit yapacak adam bulamadı, orada ham bir şekilde yolladınız görüntüyü de diye düşündüm. Ya dedim, handikap olur Steve. <laughs> ha handikap yarattı. <laughs> Merhaba sevgili seyirciler. Oyna Devam'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ee, i̇lginç, daha doğrusu ilginç olmayan bir <laughs> haber. Ya ilginç mi desem, ilginç olmayan mı desem? normal bir haber. <laughs> evet. Yani şey, başka coğrafyalarda ya da başka spor dallarında biraz ilginç olabilir ama bizde maalesef ilginç değil. Gençler bir Mehmet Altıparmağ'ın görevine 38 gün sonra... Son verdi. <laughs> 1 Şubat'ta takımın başına geçmişti. Geçtiğimiz hafta içinde görevinden ayrıldı. Bu dönemde 6 lig maçı oynadı. 2 beraber 4 yenilgi geldi. Çok başarılı bir tablo İlk. değil ama 38 gün sonra görevine son verildi. Ve sağ olsun editörümüz Can Berk son 5 yılda ligde oynayan, süper ligde oynayan takımların 5 yılda kaç teknik direktörle çalıştığının bir tablosunu çıkarmış. Onu Çünkü ekranım... biz bir gençler birine baktık önce. Evet. 5 yılda 11 teknik direktörle çalıştığı ki Türkiye'nin en önemli futbol altyapılarından biridir Gençler bile. Çok oyuncu yetişir. Ee, şu anda da ligde oynayan çok değerli oyuncular, yurt dışına giden değerli oyuncular var. Hani bu takım acaba kaç hoca değiştirdi diye baktık. 5 yılda 11. Ve e, çıkan tablo, şimdi ekranda veririz zaten onu. Yani bunu biliyorduk bunu. Daha önceki programlarda da çok konuştuk. Ama ben küçük çaplı bir dehşete düştüm. Yani bu, bu yani... <laughs> Sen şey, çok bakmadın şimdi, çok için futbola. Abi şey bir de hani kötü var. Ee, aşırı var. Hani bu ekstrem falan denemez buna yani. yani dünyanın yani. pek çok yerinde olan sorunlardan biri. Bizdeki sorunun daha büyük olduğunu fark etmiyor. Ben rakamlar karşıma gelince hakikaten e, bu, bu olamaz diyorsun. Yani hani, tekrar kontrol ettin mi falan diye sorma ihtiyaç ettim. Ee, tabloda göreceksiniz en az 5 yılda en az değiştiren iki takımımız Beşiktaş ve Başakşehir üçer kere değiştirirken işte Deniz Spor'da en tepede 16 ama ortalaması 9.5'a falan geliyor. Yani yılda... 3 ayrı teknik direktörle Başakşehir ve Beşiktaş çalıştı. Evet. Galatasaray 4, en çok da 16 Denizlispor evet. ve or, yani en ortadaki takım da 9'la e, çalışmış. Kasımpaşa, Antep ve e, evet onlar en ortada sayabiliriz. Ortalama o 9 diyebiliriz yani. Lig ortalamasında yılda 2 teknik direktörle çalışıyor bu tabi. evet. Şimdi e, tabii senin alanın olduğu için Mehmet Altıparmak da son 2017'den beri 8. kulübüydü bu. E, senin alanının olduğu için fazla girmek istemiyorum da e, şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi e, hep Teknik direktörlerin sezonluk planlama ve uzun vade için, uzun dönemli plan için birkaç senelik planlama yapması gerektiğinden sonra. Evet. Ama teknik direktörler için genelde biçilen e, şey, dönem, kronoloji ve açık e, planlama bir senelik. Plan. O sezonun planını Tabii. yapmaları beklenir. Doğru. Ee, da, da, genel menajerler takım direktörleriyle falan ortak bir şekilde 3-4 senelik plan yapabilirler. Doğru. Harika. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi bir takımın, bir teknik direktörün, oyuncuyla hem teknik hem mental anlamda nasıl bir ilişki geliştirmesini bekliyorsun? Yani oyuncunun daha verim alınabileceği, hangi oyuncularla birlikte daha verim aldığını anlamak için belli bir süre geçmesi gerekmiyor mu? Kuşku yok. Kendi futbol felsefesinin oyuncuya uyan yeri anlatması, oyuncuların buna alışkanlık sağlaması, o felsefenin benimsenmesi için belli bir süre geçmesi evet. gerekmiyor mu? Bunlar bir tarafa, oyuncuyla karşısında bir güven bağı, bir e, beklenti, ceza, e, ödül ceza yönteminin geliştirmesi, oyuncunun ona güvenmesi, oyuncunun onun felsefesini anlaması için. Şimdi anlatıyorsun. Takım... Senin takımın var abi. Seni gövde, görevden ayır. Ben geliyorum. Senin bir futbol anlayışın var. Senin bir oyuncularla ilişkin var. Senin belli oyuncuların bir arada kullanımı, belli oyuncuların rolleriyle ilgili belli belirlediğin şeyler var. Bunların bir kısmına ben inanıyorum ama bir kısmına inanmıyorum. Bir kısmını Hı -hı. değiştirmek istiyorum. Hı -hı. Ben bunları değiştirmek için belli hamleler yaparken oyuncuların buna adapte olması, bana güvenmesi, benim yönetimime güvenmesi için birkaç hafta hatta birkaç ay geçmesi gerekmiyor mu? Tamam. Abi bunların herhangi birinin bu ortamda yapılabilme ihtimali var bak yok. Yapılmayayım, yapılamayayım ihtimal. Bu ne oluyor abi? Senin daha önce defalarca söylediğin şeyin altını çizmek için söylüyorum. Teknik direktörler asıl yapmaları gereken şeylerden farklı şeyler yapmak zorunda kalıyorlar. Ha. Zorunda kalıyorlar. Ha. Tabii ki öyle. Yani çok güzel özetledin. Şunu söyleyebiliriz. Şimdi mevzu esasında teknik direktör değildir. Tabii. Yani sen demin söyledin ama biraz daha açayım onu. Bir kulübün bir futbol aklı olur. O futbol aklı bir yol çizer. O kulübün kültürüne uygun, altyapısına uygun, e, ulaşabildiği oyuncu grubuna, oyuncu havuzuna ya da hinterlandına ait bir e, politika geliştirir. Sportif politika geliştirir ve buna uygun da teknik direktörler bulur. Bu teknik direktörü değiştirebilirsin. Yani Dortmund'da mesela. Yani Dortmund'un bir sportif direksiyonuyla ilgili herhangi bir kafamızda soru işareti var mı? Yok. Ama çat diye dünyanın belki de en parlak hocalarından birini yolladılar. Onun yerine işte Bilic'in yardımcısı olan e, Türkiye'de de çalışıyor. Şimdi Nerzi'yi getirdiler. O çalışıyor şu anda. Sezon sonunda başka birisiyle çalışacaklar. Orada teknik direktörün kim olduğundan ziyade oyunu biz nasıl devam ettiririz üzerine bir konu. E, politika kuruluyor. Bizde bir kere bu yok. Ya yani o gelsin bu gitsin üzerine dönüyor. İşin enteresan tarafı daha başka için bir, bir durum var. Şu anda bu 21 takımdan 7'sinin teknik direktörü aslında bu takımda çalışacak ehliyete sahip değil. Pro lisansları yok. <laughs> ee, çıkıp konuşamıyorlar basın toplantılarında. <laughs> Basın toplantısında konuşmak, takım yönetmekle basın toplantısında konuşmak arasında bir hiyerarşi farkı var Ve, varsa ve yani. yerlerine birileri çıkıp konuşuyor teknik direktöre. O teknik direktör lisansı, pro lisansı olanlar ve onların da olayla alakaları yok. Onların durumu ne biliyor musun? Lisanslarını kiraya veriyorlar. Kabusu düşünebiliyor musun ya? Yani eczane, vardır ya böyle eczane açmak için eczacının diplomasını kullanır adam. Halbuki dükkancısın sen yani. Eczacı falan değil. Yani gidip mesela konuyla ilgili bir şey sorsan bilmiyor. Çünkü orada dükkancı adam. Yani işte o dükkanın satıyor yani. Dükkanın ev sahibinden farkı yok diyorsun. Tabii yani çünkü. şampuan satıyor yani onun derdi o. Ya diyorsun ki yani böyle böyle bir mideme şöyle bir şey yaptı acaba Hı. ne olur falan diye. Basit bir tıbbi soru soruyorsun karşındaki bilmiyor. E şimdi burada pro lisans, pro lisans dediğin şey Almanya'da böyle iki yıla yakın zamanda alınıyor. Bizde de 5 ay falan sürüyor. Ciddi çaba sarf etmen lazım, para harcaman lazım. E bunu yapmıyorlar. Çünkü hemen iş bulabiliyorlar. Ve o, o adam işe gelsin diye. Bunların arasında çok iyi olanlar da var yanlış anlaşılmasın. Belki de hani ligin şu anda en parlak 3 teknik direktör performansı Çağdoş Hoca, Ömer Hoca, Şenol Hoca. Üçü de e, pro lisanssız. <laughs> yani böyle bir durum da var. Ancak olmaz abi federasyonun buna izin vermemesi lazım. Ya böyle bir... Ya bunun adı sahtekarlık. Kusura bakmayın böyle yani. Şimdi ben de e, tır şoförü ehliyeti yok. Ama araba kullanmayı biliyorum. Taksicilik yapmışım senelerce. E bana tır kullanmama izin veriyorsun. Niye? Yanımda oturan adamda tır ehliyeti var. Bir fark yok aslında. Ha, şimdi Metin Hoca'nın bir fikri vardır. Geçen gün programda da söyledim. E, diyor ki pro lisansa, yani lisansa bile gerek yok diyor en üst takımlar için diyor. Olabilir böyle bir şey de düşünebilirsin. Çünkü zaten orada mekanizma çok iyi yürü. Ama öyle bir şey olursa da o zaman başkanlar iner. Oraya yani kulübeye başkanlar çalışmaya başlar. Burada önemli fark, önemli nokta şu. Sen Harika tır kullanıyor olabilirsin ehliyetin olmasa bile. Veya işte üst düzey takımlarda pro lisans olmadan bile çalışabilirsin. Fakat bu standardı koymazsan her yerde aynı şey olmaz. Yani tabii her lis, e, ehliyetsiz tabii. tır kullanan kişinin iyi kullanacağının garantisi yoktur. Tabii. Veya her e, pro lisanssız Şöyle, teknik gökünün belli, altyapısının olmadığından inşallah. Şöyle özetleyebiliriz minimum, değil mi? Yani minimum seviyenin belli bir şeyin tabii. üzerinde kalmasını sağlar lisans. Yoksa maksimum seviyeyi beliremezsin vasatı belirler. Evet, yani öyle. şimdi zamanında mesela berberler diş çekermiş hı hı. ve bu konuda da eminim ki bundan 100 yıl öncesine gitsen diş konusunda çok uzman berberler vardır Mutlaka. birkaç tane. Ancak geri kalan bütün berberler bu işe baktığı için bazıları da işkencecidir muhtemelen çünkü temel altyapıyı almamışlardır, Aynen. eğitimi almamışlardır. Yani vasatı belirlemek eğitim açısından önemlidir. Onu hep söylüyorum. Yani şimdi bizde abi süper zeka çocuklar var işte Amerika'da ne burs alıyor falan. Ya Afganistan'da da var o. Pakistan'da da var. Dünyanın her yerinde süper zeki adamlar vardır ve onlar en büyük bursları alırlar. Bir milli eğitimin başarısı vasatı belirlemektir. Aynen. Yani ne <laughs> mı? Yukarıya çekmek yani ortalamaya yukarı çekmek. Bütün çocuklara alabileceği eğitimi en yüksekte verebilmek. Herkesin alabileceği şekilde. O tabiri şöyle düzeltebilir miyim? Vasatı değil kabul edilebilir belirlemek. Yani vasat kötü duruyor tabi evet. bizde ama yani ortalama anlamıyla evet, söylüyorum. Evet. Ortalama, ortalama anlamı. yukarı çekmek kritik evet. nokta bu. Şimdi bu enteresan durum bu pro lisanslı durum Ömer Necati Albayrak çok sevdiğim genç bir gazeteci arkadaşım o söyledi ondan duydum. PTT birincilikte yani TFF birincilikte de 7 hocada pro lisans yok. İkincilikte yirmi bir hocada iki grupta 21 bir hocada pro lisans yok mecburi olmasına rağmen. İkincilikte mecburi mi? Mecburi. Yirmi bir hocada yok. O zaman niye var ki bu kural? E, o, o zaman o kural yok ki zaten. Şimdi aslında. bunu yapmıyorsun. Bunu yapmıyorsun kulüp olarak. Abi sonra düzenli bir şekilde ihlal edilen bir kurala kural diyemiyorsun ki artık. Tabii. Şimdi ama şu, şuraya geleceğim. Şimdi bunu yapmıyorsun kulüp olarak. Böyle bir mekanizma çizmemişsin çoğunluğu. Ee, böyle bir metot uygulamıyorsun. E, de yapmıyorsun. Çamur deryasında oynanıyor. Tarla da oynanıyor. Tarla denmez. Çünkü orada... E, sonra da hakemden şikayet ediyorsun ya. Ya kardeşim sen hiçbir şey yapmıyorsun ki aslında. Aha. Yani bu, bu, bunları düzelteceksin önce sonrasına bakacaksın. Gençler bile benim için çok önemli çünkü gençler bile Türkiye'de bir standardı belirler. Yani e, Ankara'nın tanılın kulaklarını çok şınlatıyoruz bu dönemde. İlk sivil kuruluşudur, kurumudur ve bir standart belirler. Altı bir büyük yani gençler bir tesislerine gittiğinde böyle cıvıl cıvıl çocuklar görürsün ve çok iyi de yetenekler çıkar oradan. İşte İrfan Can en son örneği millet birbirini yedi. Ee, böyle oyuncular çıkar. Şimdi böyle oyuncuların çıktı. böyle bir mekanizmanın böyle kötü yönetilmesi ki Mehmet, Mehmet Altıparmak da hiç kötü bir teknik direktör değildir. Çok iyi ee, yani zamana ihtiyacı olan bir teknik direktör olduğu kesin. Gitti her yerde belli bir standardı hep koymuşsun. 38 gün yetmemiş galiba <laughs> anladığım kadarıyla. <Ha> kardeşim 38 <laughs> günde de yapamıyorsan değil mi? Ee, bu böyle. Ee, Ali Akman olayı yaşadık Bursa Spor'da. Bursa Spor Türkiye'nin bir numaralı oyuncu tarlası. Bursa ve etrafı. Ee, ona da geçelim istiyorsan Ali Akman. E, güzel bir yani cesaretli bir İngilizce ile... E, Frankfurt'a kendini tanıttı. Evet Frankfurt'a tanıttı ve Frankfurt'a sözleşme imzalamasından kulübü ve kendisinin hani tepkilerden bahsederken tercihinin Frankfurt tercihinin teknikleri Adi Hüter ve yönetimin kendisine inanması ve kariyeri için iyi bir adım olduğunu söyledi ki hani bu da aslında hani olanı söyledi gibi bir evet. şey var. Özellikle kariyer planlaması açısından. Orada da şunu söyleyebiliriz Ali yani Bursa Spor'un içine düştüğü ee, kriz sebebiyle belki bu kadar çok forma şansı buldu ama yüksek perform, gelecek potansiyeli olan bir oyuncuydu. Söyledikleri, bak, sportif direktör ve teknik direktörün defalarca onunla konuşarak onu ikna ettiğini söylüyor. Şimdi e, sevgili Banu Yalçın'ın bilmiyorum seyrettim mi, Zeki ile yaptığı bir röportaj var. T ee, orada da Zeki şeye şaşırmış. Yani Lil sportif direktörün defalarca gelip ona projelerini anlatıp ee, zeki ikna ediş sürecini anlatmış ve şaşırmış Zeki bunda. Peki Ali Akman kimle konuşacak Bursa'da? Galiba... <laughs> Şimdi oyuncuya kızıyorsunuz gitti diye. Bizi terk etti, para kazandırmadan gitti diye. Peki o çocuk, bu çocuk, bu genç arkadaşımız güvenilir bir e, mekanizma ile karşı karşıya olsa... ...bunlarla böyle bir diyalog içinde olsa... E, ...Frankfurt'un anlattığı gibi Bursa az... Yani, Bursa az bir şehir mi ya? ülkenin en kuvvetli ekonomilerinden biri. Gerçi son dönem tekstildeki sıkışıklık sebebiyle problem yaşıyor ama ne olursa olsun Bursa büyük şehirdir. Ekonomisi güçlü şehirdir. E şimdi burada oyuncuların kendilerini rahat hissedebilecekleri bir sportif yönetim bulabildiklerine emin miyiz? Taraftar için soruyorum bunu. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. O yüzden bu çocuklar neden kaçıyorlar bu yaşta ya bakmazsak eğer bu sefer bu dönem çok sık söylüyorum. Biz çok daha erken Gençlerimizi daha farkına varmadan yurt dışına kaptıracağız. Ve korkunç bir durum olacak bu. Oyuncularımız neden gitmiyordan, neden tutamıyoruz'a gideceğiz. Ee, Bunun daha önce de e, değişik örneklerini görmüştük ve hızla artıyor doğal olarak. Basketbolda sen daha önce çok Tabii. daha fazla yaşadın. Tabii mesela. NBA biraz ekstrem bir durum. Orada bir terfi durumu söz konusu falan ama e, daha alt seviyelerde de çok daha fazla olmaya başlayacak. Ya Bursa bu... Spor Antra Frankfurt'la mücadele edebilmeli. Bayern'le mücadele edemeyebilirsin ama. O bir mücadele değil zaten. Lille edebilirsin. Evet, Doğru. Yani Lil'in amaçlarını ya da Lil'in vizyonunu çok rahat Bursa Spor'da başka bir Fenerbahçe-Galatasaray biraz daha farklı evet. ama diğer takımlarda koyabilirsin deyip hafta sonunun önemli maçına geçelim. Ee, hafta sonunda değil aslında. Ee, Cuma akşamının. Başakşehir-Beşiktaş. Beşiktaş'ın çok ciddi, önemli bir eksiği var. Sergen Hoca tribünde olacak. <laughs> 4 sarı karttan e, dışarıda kaldı. Ee, Sergen Hoca'nın maç içi e, içeride de kaptanları var. Yani e, Soza'nın, Atiba'nın, e, Vida'nın bu oyuncuların saha içinde görebiliyorsunuz yani te yardımcı teknik direktörlük yaptıklarını. Oyunun gidişatına direkt müdahale edebiliyorlar. Alınan mesajları, kenardan alınan mesajları direkt oyuna e, yansıtabiliyorlar ama Sergen Hoca'nın da şöyle bir durumu var. Statta çok daha iyi görüyorsunuz bunu. Oyunun her anında müdahale ediyor. Yani bir nevi Fatih Terim e, yani duran teknik direktörlerden değil. Ellerini kavuşturan teknik direktörlerden değil. O, oyunun biz genelde hakem itirazlarını görüyoruz ama oyunun da her anına müdahale eden bir teknik direktör olduğu için bir eksikliktir. Ama tabii çok iyi yardımcıları var içeride. Atiba'ya bir şey söylediğin zaman o teknik direktörlüğünü içeride yapıyor. Söylemene gerek olmadan yapabiliyor mu? Zaman zaman o da oluyor tabii yani. ama yani çünkü Beşiktaş'ta şöyle şeyler oluyor. Belki de ligin en amansız, en insafsız oyuncu değiştiren teknik direktörü Sergen Yalçın. Yani Abubakar uçarken gel kardeşim diyor. Gel diyor yani. Başka teknik direktör çıkaramaz. Şeyi soracağım. Şu ana kadar çok büyük oranda spotlar Galatasaray ve Fenerbahçe'nin üzerindeydi. Doğal olarak. Doğal olarak. Yani onlar hem puan olarak belli avantajları vardı hem rekabetten şundan sağ dışındaki verdikleri demeçlerle de. Fakat şimdi özellikle son haftalardaki puan kayıplarından sonra biraz spotlar daha çok Beşiktaş. Yani Beşiktaş hafif bir favori demeyelim de biraz daha öne geçen at konumuna geldi. Bu etkileyebilir yani, mi takımı? E, zannetmiyorum. O demin bahsettiğim e, şey oyuncular yani güven, güveni yüksek tecrübeli oyuncular diğer oyunculara da bunu yansıtabiliyorlar. Ya yani onu sık sık tekrar ederim ama çok önemli yani bu sezon öyle hatırlanacak. Bazı sezonlar vardır bazı olaylarıyla hatırlanır. Mesela Şenol Güneş'in ilk şampiyonluğunda stoper tandemini devre arasında değiştirip şampiyon oldu. Ya bu olacak iş değil. Çünkü stoperi ilk oturtman lazım yani. Yani mecburiyetten oldu ama yaptı bunu. Şimdi Utku ve Ersin Kale'de daha önce hiçbir tecrübeleri yok bu seviyede. Yani oynamışlar ama hiçbir ya yani kaleyi bunlar tut... atanla tutan vardır ve kaleyi bunlar tutacak diyorsun. Sezona böyle gireceğim diyorsun. Hücumda da geçen sene sadece 66 dakika forma giyen Abu Bakar'la Türkiye Ligi'nin en kötü forveti Larine. Ligin. Ligin en kötüsü. Yani sezon başında öyle yani. Öyle hiçbir Beşiktaşlı biz bu adamı tutalım demez yani. Adam yürüyemiyordu ya. Ki Şenol Hoca'yla. Yani bırak koşmayı falan yürüyemiyordu. Ama orada herhalde bir Atiba desteği de var. Orada Kanadalı olmasından kaynaklanan. Şimdi bu atanla bu tutanla puan fark yaptı. Yani çok büyük bir puan farkı yapmadı ama yaptı. E şimdi böyle olunca tabii ee, favori oluyorsun. Bu Ol. kadar çünkü böyle bir performans optimizasyonu, maksimizasyonu hatta hiç kimseden çıkmadı. Favori olmanın bir negatif etkisi olacağını musun? <laughs> Düşünmüyorum çünkü içerideki tecrübeli oyuncuların... Bak bundan 4-5 ay evvel yani lig yeni başladığında o krizler olduğunda içeriden bana şu haberler geliyordu. Ya Atiba dışında tecrübeli oyuncuların Sergen Hoca'yla bir derdi var. Yani anlamıyorlar işi. Olabilir diyordum. Ama yanılttılar beni herhalde. Ya da sonradan ikna oldum karşılıklı. Evet. Şu anda yani Vida'nın o gün hani direkt üzerine çizgi atabileceğim Vida'nın Sergen Hoca kadar içeride teknik direktörlük yaptığını görüyorsun. O çok büyük avantaj. Diğerlerinde olmayan bir avantaj. Diyelim be Şampiyonlar Ligi gündemine geçelim. Bugün de iki maç var ama dün çok acayip iki maç oynandı. Evet. Ben Ö daha çok güvenli baktım. Hı Hı. Haaland yine iki gol atıp en kısa sürede en fazla gol atanlar listesinde hızla tırmanmayı sürüyor ve Dortmund tur atladı. Fakat esas tabi diğer maç biraz daha dikkat çekiciydi. Juventus 3-2 kazanmasına rağmen e, elendi e, deplasman. Bu arada bu sezon deplasmanda atılan gol kuralının belki de değişmesi gerekebilir. türünde seyirci olmadığı için ama UEFA O gene... toptan kalkması lazım zaten. Evet. Yani, yani sonuçta... o başka bir dönemin kuralı. Neyse ama kural bu. Bu kuralı bilerek oynadı takımlar evet. ve Porto golü attığı zaman o kadar uzun süre 10 kişi oynadıktan sonra o golü attıktan sonra turu geçmeyi de hak etti. Fakat e, burada maçlarla ilgili soracağım, e, fakat bunun yanında e, bambaşka bir noktaya değinmek lazım. Şimdi bu, bugün Barcelona oynayacak, e, 4-1'in rövanşında Paris Saint-Germain'e karşı ve hani tur atlaması küçük çaplı bir mucize gibi görülüyor. Messi'nin de elendiği senaryoyu düşünürsek, Cristiano Ronaldo'nun da bence Juventus kariyeri... E, Juventus'la da alakalı, Cristiano Ronaldo'yla da çok direkt alakalı olmayabilir ama çok pek başarılı gözükmüyor. Ama 2006'dan beri ilk kez oluyor galiba. İlk defa çeyrek finalde Messi Ronaldo'yu göreceğiz Tarihin en büyük iki futbolcusu. Ee, son 15 yılda başarı standartını belirleyen iki futbolcu. Ama e, zaman kimseye ilk e, iltimas yapıyor. Bunlara biraz fazla iltimas yapmış olabilir. Zirvede çok uzun süre kaldı. Hala bu arada çok değerli futbolcular. Yanlış an yani o anlamda söylemiyorum ama yavaş yavaş artık meşalinin değiştiği bir döneme de giriyoruz galiba. Yani bunların tabi canlı rekabeti birbirleriyle olan rekabeti de onları çok yükseltti ben ayrılmalarının performansını yaşları kadar etki ettiğini düşünüyorum. Çünkü her hafta Messi ne yaptı acaba? Ya ben daha iyisini yapmam lazım. Konsantrasyonu onları başka bir yani de başka seviyeye çıkarıyordu. Şimdi tabii şimdi yok. Bu var. Yani şimdi Lukaku'ya bakıyorsun falan ama sen sezonun başında Lukaku'nun bu performansla olacağını bilmiyorsun. Ama Messi'nin her gün ne olacağını biliyorsun. Yani yazın tatile gittiğinde bile aklında Messi ile gidiyorsun. Ve Ronaldo zaten, için. Yani Ronaldo Messi de Ronaldo ile gidiyor. Ve zaten son 5 senedir yarışlarında ne olduğu belli. Geçen e. senenin rövanşı var, bilmem nesi var, var. Dolayısıyla liglerin ayrılması orada hem La Liga için hem ikili için bence iyi olmadı. Ee, bu var. Juventus özelinde şunu söyleyebilirim. Yani Pirlo kaç gün çalıştı genç takımda çıktı oraya. Hata bence. Ee, gerek yok onun için hata. Ee, kulüp için hata ve olmuyor gözüküyor şu anda olabilir ama olmuyor gözüküyor şu anda olmuyor gözüküyor. İngiltere Ligi'nde de işleri gitmiyor. Y tabii Juventus da beklemez yani Juventus da beklemeyen kurumlardan takımlardan biridir. Hemen her şeyi değiştirirler. Ee, dünkü orta saha biraz kazma bir orta sahaydı. Yani Juventus açısından yani Türkiye Ligi'nde bir takıma koysan oyuncuları sorun olmaz da yani biraz iş çözümünde problem var gibiydi. Bir de Chiesa kendi başına bir futbol oynuyor. Yani yapıyor yaptığını kabul. Ee, yani iki tane attı bir tane de atmak üzereydi falan ama Ronaldo daha 20. dakikada bu iş olmayacak ruh girmişti. Yani ve bunu açık açık gösteriyordu. Ve bu herkesi demin bahsettiğim Beşiktaş'ta nasıl olumlu etkiliyorsa tecrübelilerin işi iyi idare etmesi, sakin kalması. Mesela ben Mery'in çok etkilendiğini gördüm yaptırdığı penaltıdan sonra. Onun da biraz hareketlerini göstermeden yapmayı Bonucci'den, e, Kelly'nin falan öğrenmesi lazım. Ya olmayan penaltıyı penaltı gibi gösterdin neredeyse. Yani çok göstere göstere yapıyor biraz. Savunmacılık biraz göstermeyerek yapılan bir iş. Onu da tabii zamanla öğrenecek Melih'ti ama onu yaptıktan sonra da çok korktu yani. Gördük o hani kahraman Merik gitti bir anda hani sürekli Bonucci'ye topanlar adam oyuna girmen lazım. Yani stoperler girmediği zaman Bonucci çok fazla iş yapmaya başladı. Sonra e, kenarda delikli görünce ben herhalde Meri'yi çıkaracak dedim. Bonucci çıkardı. Bonucci dedi ki ne oluyor kardeşim? Yani o da çıkarken bir isyan etti. Dolayısıyla bu kadar isyanın arasında işin yürümemesi normal. Ama kırmızı kart öncesinde, kırmızı kart sonrası iş zordu Porto için. Ama Sergio Konsi sahibi de kutlamak lazım. Yani kadronun e, yani görece farka baktığın zaman bu kadar sakin kalabilmesi çünkü kendi evinden iki birle geliyorsun çok zor bir skor. Tabii. Çok sakin ve çok iyi oynadılar yani kırmızı karta kadar ki e, bölümü mükemmel oynadılar. Yükselen bir teknik direktör geliyor dünya futbolunda onu söyleyebilirim. Ee, zevkle izleyeceğiz galiba. Pepe de iyi bir maç çıkardı. Pepe çok sağlam hala çok sağlam. Ka kaç yaşında? 38 oldu mu? O 37 galiba. Ye. 37 oldu değil mi? Olmuş olması lazım Tabii. Ya ben genel stili itibariyle çok sevmesem de saygıyı çok kesinlikle ee, hak ediyorum. Senin hatırladığın sahneleri artık çok görmüyoruz tabi. Yani o da duruldu ama aynen zımba gibi devam ediyor. Ya, takdiri sonuçlu hak ediyor. Ve hiçbir şeyi de uzatmıyor biliyorsun yani. Real'den ayrılışı, e, Beşiktaş'tan ayrılışı. Aa problem var abi güle güle. <laughs> Pozisyonlarda hayat da devam öyle. Hayat Pozisyonlarda da Kafa evet. yarıda devam. Evet. Ee, Barcelona'da seçim oldu Hah, ve biraz ne? da beklendiği gibi e, Laporta... Oyların %57'sini alarak Victor Font ve Tony Frechia'nın önünde e, yeniden başkan seçildi. İkinci kez başkan oluyor. E, burada ilginç olan nokta oylamaya neredeyse %50 bir katılım oldu. Şimdi %50 e, genel seçimlerle falan karşılaştırmamak lazım. Bir e, kulüp başkanlığı seçimi için çok, çok ciddi bir oran ki zaten e. son yılların e, açık ara en yüksek katılım oranıydı. Bu da Barcelona e, kulüp üyelerinin... Bu seçime ne kadar önem verdiklerini, ne kadar üzerine düştüğünü gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk bunu. Bu zaten Bartomeu döneminin büyük bir skandalla bitmesinden sonra Barcelona'nın bir yeniden e, yeni bir yola girmesi gerekiyordu. Bartomeu'nun bu e, sosyal medya şirketiyle yaptığı e, kirli anlaşma diyebileceğimiz ve üzerine soruşturma açılan anlaşmadan sonra... Barcelona'nın, şimdi ben hep şeyi söylüyorum, e, kulüp başkanlarının, yöneticilerinin belli uyanıklıklar, belli kurnazlıklar yapması bir seviyeye kadar kabul edilebilir. Bu hmm. arada bu seviye takımdan takımda değişebilir. Yapmayan da yoktur. Yapmayan da yoktur. Ha, takımdan takıma değişir bunun seviyesi. Bazılarının e, toleransı biraz daha fazladır. Hatta e, kötü niyeti de daha fazladır. Tabii. Yani, çok küçük bir parantez açayım burada. Türkiye de mesela. Ben bilmiyorum. Gazete ya da televizyon patronlarını ara arayıp şunu kovun, bunu kovun demeyen <laughs> demeyeni çok bilmiyorum yani. Ben birebir de biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben de birebir de çok biliyorum da demeyeni diyorum yani. yani. Ee, ama kulübü özellikle belli kulüpler için ki Barcelona uzun yıllar bu açıdan hani işte Katalanları temsil etmesi açısından işte uzun yıllar görsüne reklam almayı hani bir futbol kulübünün kutsal, bir kutsal niyet getirmesi açısından fazla bir futbol çok kulübünden fazlası fazlası değil. ve yani işte resim Hep anlatılır ya işte resim yarışması, o bölgenin en önemli resim yarışması, hmm. Picasso resim yarışmasına katılmış falan diye. Hani başka bir düzlemde durur. Şey başka durur. bir saygınlıkta. Tuğla tuğla taşınışı. Başka durur. bir saygınlıkta hmm. durur. Fakat Laporta'nın son yaptıkları bir takım kurnazlıklar, bir takım uyanıklıklardan öte kulübe leke getiren, kulübü aşağı çeken yani saygınlığını aşağı çeken, ismini aşağı çeken bir faktör olacak özellikle kulüp üyeleri tarafından çok ciddi bir reaksiyon oldu. Ve Laporta'nın seçilmesi de eski güzel günleri, eski doğru e, prensleri temsil edecek adamı getirmek gibi algılandı. Hmm. Fakat burada ilginç nokta, oradan vereceğim sana, senin fikrini de merak ediyorum da. Laporta'nın önemli vaadi de Messi ile devam etmek oldu. Ama Messi ile devam edebilecek bir yol var mı? Laporta için ne düşünüyorsun? Sana söyleyeyim. Ben finansal olarak öyle bir yöntem göremiyorum. Ee, zaten hani biraz da hani Messi'nin parasını ödemek için Luis Suarez gitti gibi de bakabiliriz. O da golünü gördün herhalde bu hafta. Gördüm gördüm. <laughs> tam tam Drakula yani. Ee, o, şu, hali hazır hazırki şartlarda çok mümkün değil ama bundan önceki başkanın da söylediği gibi biz Avrupa Ligi'ni istiyoruz. Yani oraya o işte işin Amerikanizasyonuna girmek zorunda kalacaklar. Çünkü e, bugünkü finansal şartlarda hem Messi'yi tutup hem yeni bir takım kurmak. Çünkü yaptıkları transferlerin çoğundan da bir şey elde edemediler. Hani Griezmann satsan ne para kazanacaksın filan. Yani eldeki oyuncuları satsan bir şey kazanman çok mümkün değil. Hani çok, çok büyük paralar verip büyük oyuncu yani hakikaten isim olarak gelecek vadeden oyuncular aldın. Onlardan bir şey kazanman mümkün değil. Öyle bir var ve transfere ihtiyacı var takımın. Çünkü savunmasını filan değiştirmesi lazım en azından. En azından. Yani daha fazlasına ihtiyacı var ama e, Messi tutmak bir e, yani Laporta daha önce de başkan adayı olduğunda böyle büyük büyük e, vaatlerde bulunmuş ve bunların çoğunu yerine getirmişti. Messi tutmanın sonuçlarının ne olacağı, Avrupa Ligi kurulmazsa sonuçlarının ne olacağını iyi düşünmek lazım. Çünkü bu yani esasında İngilizler Avrupa Ligi'ni kurmak istiyorlar ama esas mecbur kalanlar İtalyanlar, İspanyollar, Almanlar olabilir finansal açıdan. En büyük oranda İspanyollar abi. Tabii. Yani daha doğrusu Real Madrid, Barcelona ikilisi. Yani. Barcelona ikilisi. Ee, bence Fransızlar da. Ha, evet Ama Fransızları ben hiçbir zaman onlar yani ekonomik anlamda konuşuyorum onların seviyesinde görmediğim için Fransızlar e, yani çok büyük bir sıçrama yaparlar ama onlar zaten çok düşmüş değil. Real Madrid ile Barcelona bulundukları e, platformdan hızla düşüyorlar Tabii. ekonomik anlamda konuşuyorum. Yani 80'lerin İtalya'sı gibi 90'ların İtalya'sı gibi liderken en aşağı doğru gidişat var. Fransa'da da şöyle bir durum var. Şimdi Paris Saint-Germain acayip bir yatırım yaptığı için Lyon falan çekildi. Biz nasıl olsa bunlarla yarışamayız deyip düşündüler şeylerini. Şimdi dengelemeye çalışırlarken kendilerini oraya atarlarsa tabii kaç takım girecek? Orada da doğal adaylar Marsilya, Lyon, Paris Saint-Germain herhalde. E şimdi onlar girdiğinde onların tabii gelir seviyesi de yükselecek. Onlar yarışa tutunabilecek. Bu da yükselmek demek. Çarpı çarpı gidiyor. Çarpı çarpı. Girecek. <gülüyor> 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 Mesela atıyorum, şey Şimdi ben Fransa'yı ayırmamın şöyle bir sebebi var. Şimdi atıyorum böyle bir lig kurulur. Porto ve Ajax gibi kulüpler de alınırsa onlar gerçekten ekonomik anlamda çağ atlayacaklar. Keza Fransalar da İtalyan, İspanyol, Alman ve İngilizler için yani dört büyük lig için durum biraz daha farklı. Evet. Diğer takımları için. Evet gelelim Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya. Mesut ve Bahtiyarız değil mi? İyi gidiyoruz yani. Abi iyi gitmenin dışında çok güçlü de gidiyoruz yani iyi maçlar oynayıp iyi sonuçlar almanın dışında gerçekten seviye olarak en üst seviyeye çıktık. Bu çok önemli. Yani doğru zaman, zaman mı bu? Çok doğru zaman abi. Çok doğru. Zaman. Gerçi hani çok hafif erkin olmuş olabilir Hı -hı. ama bunu korumak, koruyabileceğimizi düşünürsek şu anda abi Barcelona sezon başından beri zaten kurulan kadro ile birlikte sezona favori girmişti ama özellikle CSK verelin yani olağan şüphelilerin biraz kan kaybetmesi dolayısıyla ama aynı şey belki de biraz da Fenerbahçe için geçerliydi. O da düşüsten dolayı. Beter. Efes için geçerli değildi ama yeni sezon başında ne olduğunu bilemiyorsun. Ama Barcelona dışında net favorinin kalmadığı bir ortamda beklentilerimiz belli ölçüde de olsa yüksekti. Ama sezona başladıktan sonra çok işte Covid nedeniyle paldır küldür başlaması vesaire falan derken Efes'in geçen seneki ritmini çok bulamayarak başlaması sezon başı itibariyle, sezonun ilk yarısı itibariyle Fenerbahçe'nin ardı ardı altı maç kaybettiği dönemi falan hatırlarsın. Biraz endişe ama şu anda Barcelona'da en iyi durumunda değil ama önemli. Ama Barcelona dışında Barcelona ile birlikte diyeyim hatta. En üst düzey basketbol oynayan iki takım durumundayız. CSK da kan kaybettiğimiz ama CSK gayet iyi gidiyordu. Zaten ligde ilk iki için oynuyordu. Abi 30'a yatırdı Efes ve paramparça etti yani. E, Fenerbahçe bu dönemde 13 maçta 12 galibiyet alırken ve pek çoğunda maç bazılarına maç sonu çok yoran maçın genelinde ee, Oyun ritmi çıktığı seri olarak falan, bir sadece FPS'ye inildi. Bir de Fenerbahçe her şeyi değiştirdi. Tabii. Yani. Tabii. Her şey değişti, seyirci yok vesaire vesaire. yani bambaşka bir yani forma aynı bir tek yani. Ya Obradoviç gibi bir figürü, Obradoviç gibi bir efsaneyi çektiğin zaman orada bir vakum oluşması Tabii. kaçınılmaz. Bunun üstüne Kokoshkov'un basketbol felsefesi Oburduvich'te çok paralel de değil. değil. Belli açılardan çok önemli farklar. Kısa verdiği özgürlük falan açısından. Bu değişim gerçekten anormal normal bir değişim yani sporda bu tip değişimlerin bu kadar kısa vadelerde olması kolay değildir ama şu anda geldiğimiz noktada bakıyoruz. Bundan iki ay önce Final Four için önemli soru işaretleri barındırıyordu. Efes Fenerbahçe için ilk 8 play için önemli soru işaretleri barındırırken iki takım da Final Four konusunda favori konuma geçmiş durumdayız. Favori diyebiliyor muyuz? Ee, favoriler arasındayız. Favori yani şey değiliz. Net adayız diyeyim. Hani favori demeyin, net adayız. Acaba mı değil yani? Kimse şaşırmaz. Bu arada Efes favori, Fenerbahçe de net aday konumunda. Hatta bir tık sonra favori olacak ki bundan daha şöyle iki ay önce gerçekten bu seviyeyi tahmin etmek çok güçtü. Ben ama hep şeyi söylüyordum hatırlarsın daha önce de konuştuk. Mitsi yani en önemli oyuncumuz Larkin olabilir ama Mitsiç merkezde oyun. Mitsiç'in merkez oyuncu olarak ondan beklediğimiz geçen sene çıktığı seviyeye çıkması Efes'e gerçekten bir seviye daha atlatmış durumda. Fenerbahçe'de dediğimiz bir total değişim var. Şu anki görüntü iki ay öncesinden baktığımızda baktığımızda hani kolay kolay da ümit ettiğimiz ama biraz Hafif de hayal sınırına kaçıyor mu dediğimiz noktaydı. Oraya geldik abi. Tebrikler abi. Ee, hafta sonu aynı zamanda NBA'de All-Star karşılaşması oynandı. Ee, Lebron'un takımı bir kere daha. Lebron e, GM'lik yapmaya başladığından beri. Biliyorsun 4 sene önce bir kural değiştirdiler. Artık e, All-Star kadroları seçiliyor. Ve iki tane kaptan belirli. Aldım verdiğim yöntemiyle takım kurup oynuyorlar. Ve Lebron orada acayip iyi takımlar kuruyor. All-Star'da daha sonuçta oradaki 24 oyuncu hepsi çok özel oyuncular yani hı hı. hepsi yıldız olmuş oyuncular ve zaten hani maç gibi olmadığı için pek hani günle denk gelen kazanıyor normalde. Fakat LeBron çok uyanık O maçta daha etkili olacak oyuncuları düzenli olarak seçiyor. O maçı çok daha ciddi alanları. O maçta zaten dağınık ve laylaylom oynayan oyuncuları daha bir bir toparlayabilecek oyuncuları seçiyor. Mesela Chris Paul, yani Santetokupo gibi oyuncuları seçerek Abi dört senedir net kazanıyor yani bu senede son çeyrek oynamadı kenardan böyle şey gibi genel menajer gibi izledi valla. İyi ki bazı işte bu efsanelerin normal hayatta çok can sıkıcı olabilecek hırsları var değil mi? İyi ki var bu yani. Var var var. var. ya <laughs> normalde hani etrafında olsan delirirsin muhtemelen ama tabii bir spor ikonu olarak onu seyretmek büyük keyif uzaktan. Ve abi şimdi... Yani şunu bile dert ediyor adam yani. Abi... Her ya... şeyi kazanması lazım. Abi 20 senedir sporun zirvesinde doymak gibi bir şey yok. Hani adamı soruyorsun işte en son söylediği şeydi. Ben bir hayalti oluyorum yani Michael Jordan'dan daha üstüye var. Abi şimdi o var. Oğlu biliyorsun üst düzey gerçi o biraz tartışmalı yaşından dolayı. Yani tam ölçemiyorsun nereye gideceğini. En büyük hayalim oğlumla birlikte oynamak diyor. Abi oğlunun NBA'ye giriş tarihi 2023. Yani hakikaten 40 yaşında da oynayacağım diyor yani teknik olarak aslında. 40 yaşında da oynayacağım. Oğlanla birlikte oynayacağız biz. Oğlanla takılacağız. Sonra ne yapacak? Bıraktıktan sonra? Valla bilmiyorum ha. şöyle e, kulüp Liverpool... sahibi falan olur herhalde. Olabilir. Zaten büyük yatırımları var. Olabilir. E, kulüp sahibi olmayı düşündüğünü söylüyordu. Yani gibi. basketbol mu? Basketbol tabii basketbol. Artı ama Amerikan futbolu da oynuyor değil mi? Oynamış yani. Oynamıştır lisede ama artık tamamen basketbol üzerinden. Gidiyor. Fakat spor dışı yatırımlar konusunda da inanılmaz başarılı. Şimdi Liverpool'a yaptığı yatırımı herkes biliyor evet. zaten. Liverpool'un yüzde iki üçüne yüzde üçüne sahip. Fakat onun dışında Amerika'da bir pizza zincirine hmm. zaten. Ee, kendi e, sportif giyim firmasıyla yaptığı özel bir anlaşma var. Ömür boyu bir anlaşma yaptı onlarla. Yarım milyar doların üzerinde bir anlaşma. Onun dışında yatırım yaptığı ve yönetim kuruluna girdi. yani hisse aldığı birkaç tane şirket var. Anormal büyük başarılar. Değil bir mi? tane pizza zinciri var. Biliyor musun bilmiyorum Amerika denildi mi? Abi en hızlı büyüyen pisaz zincirlerinden biri çok da başarılı. Yani doğru yere yatırım yapmayı da çok iyi biliyor yani. Ashton Kutcher mu daha iyi bir yatırımcı? Lebron mu? Ashton. o konuda daha iyi değil mi? Ama sen de çok üst sınırlar gördün. <laughs> tamam Lebron çok çok iyi de şey gibi abi bu. Sırada <laughs> ee, Cenk Tol... Türkiye'de ne bileyim işte Yusuf Yazıcı başarılı mı? Başarılı. Messi gibi mi? Yani. Abi tamam yani <laughs> tamam o da kendi ölçüyede başarılı dur bakalım. Ashton Kutcher bu konuda neden olduğu bilinmeyen bir şekilde bir vahiy mi geliyor adama ne oluyorsa her şeye en başından gelen bir arkadaş. Şöyle kendi yeteneklerini bir kenara e, takdir etmeye dedik de muhtemelen çok akıllı ve çok iyi arkadaşları var. Değil mi? Muhtemelen. Bu... <laughs> i̇yi, i̇yi, okulda okumuş demek. Evet. Ben o ben o avantajlarını <laughs> arada yaşıyorum çünkü. Ee... Bizimkilerde hiç şey yok, fayda yok bizimkiler. Bizimkiler finansçılar çok olduğu için oradan yürütüyorum. Ya bizde bazen. de var bir iki finansçı, hmm. pek faydalarını görmedik. <laughs> Diyelim ve haftanın krallarına geçelim. Bu haftanın kralları, bu haftanın öne çıkan kahramanları kimler? Ya beni perişan eden Olegunar Solskjaer. Pek çok kişi şey perişan etti. Maçtan önce işte yayın yapıyoruz Clubhouse'da. Ee, Onur ve Çağıl'la konuşuyoruz. Ya dedim, handikap olur City falan. <laughs> Ha, Handikap yarattı. <laughs> ya sonra maç şimdi aynı anda Galatasaray maçı olduğu için çok dikkatli seyredemedim. Sonra döndüm bir daha seyrettim maçı. Şu anda mesela oynuyorum kafamda, mümkün değil kazanamaz United. Hala diyorum yani. yani. Gördüm maçı, skorunu gördüm mümkün değil diyorum hala. Yani şöyle bir durum var. O kadar sakin kaldılar ve City o kadar panik bir futbol oynadı ki inanmak mümkün değil. City'nin çünkü bu maç, yani Liverpool maçı, Arsenal, Tottenham ne dersen. Abi United maçı başka bir maç olduğu için belki onun da bir e, rahatsız etmiş olabilir. İlk, Ama o yüzden futbol güzel değil mi zaten? Evet. Tabii enteresan bir durum. Var. İlk 6'daki bütün rakipleri yendiler. Böyle de bir durum oluştu yani. O yüzden zaten ikinci sırada değil mi? Evet. O yüzden ikinci sıradalar evet. en, en temelde ve hani tabii ki Liverpool'un son 3 sezonda çıktığı e, seviye falan ortada ama bu sezon lig mücadelesi özelinde bakarsan United çok başarılı. City tamam acayip bir standart koymuş olabilir mi? United sadece bu maçı kazanmaları Şimdi için söylemiyorum. City'nin başarısı şu aralık başı gibi olmayacak denen takım. Guardiola'nın eşsiz futbol zekası sayesinde yenilmez bir takıma dönüştü. Yani olmuyordan 21 maç üst üste kazanan bir takıma dönüştü. Şimdi böyle bir rampaya girince ya bütün oyuncuların konuya inancı ya düşünsene senin patronun bir şey yapıyorsun çok kötü gidiyor. Dur abi ben bir şey değiştireceğim diyor. Sonra 21 hafta üst üste çat 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 yürüyüp gidiyorsun. Ya yani şimdi inanç ne bir, nasıl bir seviyeye çıkar? Çok Onu devirdiler, o önemli. Çok haklısın, o çok özel bir yerde ama... 21 seyir... haftada 21 maç, pardon. Yani son 3 sezondur getirdiği acayip bir ivme olduğu için bence o düşüşte bir nebze yani olmuyor denen şeyin o daha olabileceğine dair inanç da fazlaydı bence zaten takım Olabilir. Için. Yani geçen ama United'ın hani birkaç senedir olmayan bir şeyle bu sezon görece diyorum. Yani United'ın geçmiş sezonlarıyla kıyaslayarak konuşuyorum tabii. bunu. Daha iyi bir noktaya gelmiş olması, Premier Lig'de ikinci sıraya gelmiş olması bence onlar için de çok başarılı. Bu maç tabii ki özel ayrı bir anlam ifade etse de sezonda başarılı gidiyor bence United. In. Evet kötü bir şey söylemeyiz bu konuda. Evet. Ee, bir başka haftanın kahramanı kralı Steven Gerrard. Sezonun kahramanı. Ya. Sezonun kahramanı ve Glasgow Rangers'ın tabii ki yani Glasgow Rangers'ın işte üçüncü tekrar çıktılar falan bir sürü şey anlatılıyor da. 10 e, on sene sonra tekrar İskoçya Ligi şampiyonumuzu çok değerli. Ama Glasgow Rangers dışında zaten orada iki takımlı bir lig olduğu için ne olursa olsun. Ama Avrupa'da da başarılı oldu. Tam onu diyecektim. Yani bu başarı sadece Glasgow Rangers'ın o ligi domine eden takımlardan biri olmasıyla ilgili değil. Yani yarattığı, çıktığı seviye kaç hafta önceden, 6 hafta mı var? 7 hafta mı? Daha şimdiden şampiyonluğun ilan etmesi Avrupa'daki başarısıyla Steven Gerrard'ın ilk teknik direktör deneyiminin çok görkemli olduğunu söyleyebiliriz diye tahmin ediyorum. Yani Gerrard'ın... Celtic'e 20 puan fark attılar abi. Ya yani buradaki fark şu oldu. Biraz Alex Ferguson malı tabii çok erken bu konuşmayı yapmak için ama gibi bir şey ortaya koydu. Yani Steven Gerrard futbolcu olarak oynadığı takımlardaki futbolcu olarak oynadığı milli takımda futbolcu olarak <laughs> baktığında aslında hep İngiliz oyunu oynayan takımların içinde var oldu Steven Gerrard. Yani çok Avru çok kıta Avrupası futbolu oynayan bir takımın içinde olduğunu söyleyemeyiz kariyeri boyunca. Öyle çok önemli kıta Avrupa'sından gelen teknik direktörlerle çalışmasına rağmen. Yani ama teknik direktörlüğü tam kıta Avrupa'sı teknik direktörlüğü. Yani geçerli. Alex Ferguson'ın en çok dikkat ettiği şey. Yani ada oyunu, adanın oyunu neden Avrupa'da çok olmadı? Yı Menstruant'i de o yönde değiştirerek başarı sağlayan bir teknik direktör. Ben Steven Gerrard'ın da Galatasaray'la karşı karşıya oynadığında ben bir ada takımı seyretmedim. Bayağı bir Alman takımı seyrettim neredeyse. Ee, biraz onun dışında futbol oynuyorlar. O anlamda da gelecek vaat ediyor. Yani tesadüf değil bu başarı. Hı hı. Ee, bakalım kariyeri nasıl ilerleyecek? Şimdi hemen şey dedik o çıktı ya. Kulüp başarısı olacak. Kulüp Alman milli takımına ee, o Gerard Çok Liverpool. olabilir çünkü Joachim Löw de bırakıyor e, Alman milli öyle. takımını e, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra. E, Kulüp da yavaş yani 2024'ten sonra zaten mesleği bırakacağını açıklamıştı. Yani o hayatımın sonuna kadar yaparım demiyordu. Alman Milli Takımı çok başka bir e, Ama Klop, ama Klopp da kurucu teknik direktör. Doğru. Yani e, senede yedi defa gidip yapabilir mi onu bilmiyorum. E, geçtiğimiz hafta bizim için haftanın kralı, Türkiye için haftanın kralı e, son dönemde zaten çok büyük başarı hikayeleri Ersu Şaşma e, Atletizm tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Avrupa Şampiyonası'nda Büyükler Kategorisi'nde finale yükseldi. Sırıkla yüksek atlamada ki. Hayal bile edemeyeceğim bir şey yani. E, İşin ilginç yanı e, Türkiye'nin atletizm tarihinde Sırıkla yüksek atlamada işimlerden başlayarak hmm. yani 90'ların ikinci yarısında bir gelenek var aslında. Ki Sırıkla yüksek atlama atletizmin en teknik olarak en zor branşı biliyorsun. Yani 19 değişik teknik öğrenmen gerekiyor şey yapmak için. Ve 5-70 ruvan işim rekoruydu bu arada. işim rekoru e, tarihe geçen rekoru şeyde Avrupa Şampiyonası'nda e, Avrupa Sonu Şampiyonası'nda 5.76'da 5. oldu ve birinci oldu. Bu arada herhangi bir yarışma değil. Arman ne? duplanti 1. oldu. Yani 6.05'de duplanti dünya rekortmeni. E, olimpik standartı yakalamış durumda şu anda o Ersu. Ne kadar daha senin e, öngörün devam edecek bir yani daha yukarıya çıkabilecek bir performans mı bu? Benim çok bildiğim bir konu değil o yüzden. Valla ben de benim de çok hakim olduğum bir Çünkü yalan. yani herhangi bir 100 metre yarışı ya da uzun atlama gibi değil sırıkla yüksek değil, atlama. Değil. Değil. O yani onun detayını YouTube'da falan bulabilirsiniz yani nasıl yapılıyor bir atlayış. Yani o sırıkla atlıyor işte öyle değil yani. Sırığın geldiği yerin üzerinde yapman gereken şeyler o kadar farklı ki başka bir spor neredeyse. Ya yani mesela 100 metre koşu için 4 ama ana teknikten bahsedelim işte startta kol kullanımı, adım atma. 109 ama 19 tane ana teknik Doğru. var. Yani çok daha teknik bir alan atletizm için. Ama bu standartı, abi olimpik standartı yakaladıysan kendi potansiyelinin artık dünyanın en iyilerinden biri şeyini koymuşsun demektir bu buralarda farkı yakalamak işte çok 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 istisnai durumlarda oluyor. Evet. Ama sen zaten dünyadaki sırıkla yüksek atlamacılar arasında en yüzde yüzde binde birlik dilime girdin zaten. Bu başlı başına çok acayip bir standart. Bundan sonraki ayrışmada neler yapacağını da gururla izleyeceğiz. Ee, kendisini şimdiden tebrik edelim. Zaten, yani bu başarısını tebrik edelim. Gelecekteki yapacakları için de diyelim. Ve Biraz e, haber niteliği çok taşımayan ama haber niteliği taşımaması <laughs> nedeniyle değerli olan e, bir gelişme var. Şamp Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank e, bir kere daha yarı finale e, yarı finale çıktı. E, Azotnik kemik yenerek üst üste dokuzuncu defa Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynuyor Vakıfbank. Yani bu konuyla ilgili söylenecek her şeyi söyledim galiba bugüne kadar. <laughs> e, ne, ne denir bilmiyorum. Yani bizi aşan bir e, organizasyon bu. Şimdi bu e, dünya çalışan emekçi kadınlar gününü de geçirdik. Ve orada e, bir böyle kadınlara bugün de bile kadınlara yukarıdan bakan özellikle spordaki kadınlara yukarıdan bakan bir tavır içinde gördüğüm söyleyebilirim. Yani bir şeyi anarken bile karşı karşıya da Chicago'da demişim New York'ta yani 120 kadının yanarak ölmesinden sonra çıkmış bir. Gün bu o yüzden anılıyor yoksa annenize çiçek verin diye değil o anneler günü ya da sevgilinize çikolata alın diye değil o sevgililer günü bu çalışan kadınların e, haklarının e, fırsat eşitliğinin altını çizmek üzere ve sporda da böyle kadınlara bir yukarıdan bakış tavrı o gün bile devam etti İşte hadi kadınlar ligi de başlasın filan diye kadın voleybol diye bir spor var. Türkiye'de ve hiçbiriniz yanına yaklaşamazsınız yani. Şey de çok Yani an. Türk sporunun tacı kralı kraliçesi <laughs> kadın voleyboldur. Yanına yaklaşan başka bir spor yok. Net. Başarı anlamında da organizasyon anlamında da. Tabii ki ondan olmaz, olmaz da. O onun altındaki hani sporcu kadınlar kadar o organizasyonun total olarak e, kadınlara verdiği rolle eee orta uzun vadeli düşünmesiyle çok özel bir yer. Yani, yani. kadın voleybolu size tepeden bakar. Doğru. Öyle hani öldü o işler. Açık ara bir numara ya. Diyelim bir haftanın maçlarına geçelim. Önce yarın akşam yani biz bu programı çarşamba çektiğimiz için. Perşembe akşamı e, Euro Lig'de önemli bir derbi var. Derbi değil de El Clasico var. Real Madrid Barcelona. Real Madrid Barcelona, Barcelona ilgi... ona yener. Yener tabii. Yok Çünkü zaten... <laughs> tam tersi olacağı için yani ne desem tam tersi Barcelona bu sene <laughs> pek çok güzel. En son e, İspanya Kupası'nda finalinde de çok net yendi. Barcelona net favori ama Real Madrid'in de tabii ki bu maç özel. Real Madrid'in de artık bir yerden bir kıpırdanması lazım. Ne olursa olsun El Clasico çok önemli maçtır. Ee, Avrupa Ligi'nde de artık e, takım sayısı azaldıkça şeylerin e, maçların seviyesi artıyor. yükseliyor evet. Yani bayağı şampiyonlar gibi finale olmuş daha önce. Evet. Gene <laughs> olsa Perşembe günü eşleşme var. United-Milan maçı var. United'ı tabii önde görüyorum. Hı. ve Mil Milan hani tutturduğu zaman oluyor ama... Ee, bu tip maçlara daha yatkın bir takım meşhur et. Evet. Ee, hafta sonunun şeyinde şey i̇şte maç orada. Evet. E, bu arada 7 Mart'ta başlamış olan ve 14 Mart'a kadar olacak, sürecek Paris-Nice turu yol bisikleti sevenler için e, için e, çok önemli bir e, yarıştır onu da belirtelim. Ama hafta sonunun en azından isim olarak en keyifli Yok ben maçı... futbol olarak da keyif vereceğini düşünüyorum şöyle... Yani tabii... Burnley maçını seyredebildim mi bilmiyorum Arsenal'in. E, acayip bir penaltı pozisyonu vardı. Ben beğendim Arsenal'i. Ee, Arsenal son dönemde biraz daha iyi oynuyor. Yani daha ne olduğu belli, ne bekleyeceğim belli. ya yani önümüzdeki beş dakika içinde Arsenal ne oynar görebiliyorsun. Çünkü seneler boyunca o karmaşa vardı. Ya ne iyi oynuyorlar falan diyorsun. Bir bakıyorsun dört tane yemişler falan. En azından o yok. Tottenham'ın da ne olduğunu biliyoruz. Ee, bir de çok iyi geliyorlar. Ee, Mourinho'ya işte 100 gol attık kardeşim daha ne istiyorsunuz <laughs> bana defansif diyorsunuz ama filan çemkirmelerine başladı. Güzel mi olacak bence. Ve e, tabii Londra'da çok fazla takım olduğu için hani net bir şey söylemek zor ama e, esas Londra derbisi de budur. Yani Chelsea değildir yani sonuç itibariyle. De e, Londra derbisi olması anlamıyla yani, ve birbirlerini sevmeme anlamında da yani birbirlerine rakip tabii. olma anlamında da çok özel. tezatı bunlar. Evet. Yani birisi çok hücum futbol oynarken diğeri çok defansif oynamıştır tarih boyunca. <laughs> Arsenal tam tersine dönüşü de Tottenham olmuştur. Hep birbirlerinin tezatı olmuşlardır. Birbirle... Ve hani İng İngiltere'nin de en büyük iki rekabetinden biri diyebiliriz. Yani Manchester Liverpool'la birlikte Arsenal Tottenham. Ee, Belki birincisi bilmiyorum. Ya birincisi olmaz da o kadar değil yani. Ama e, özellikle Londra derbisi olması anlamında şey, camiaların birbirini... Beni daha çok etkilediği kesin. Ben Tottenham taraftar oldum işte. Ee, ben de Arsenal'liyim abi. <laughs> Ve e, camiyaların birbirine en büyük rakip en sevmedikleri rakip olarak gördükleri takımlardı. Orada ayrı bir anlam var. Diyelim ve e, bu hafta içinde Beking hashtag ile bize yönelttiğiniz sorulardan seçtiklerimizi yanıtlamaya çalışalım efendim. Emrah okucu sormuş. Spor dünyasında keşke olmasaydı dediğiniz bir transfer var mı? Benim aklıma Shevchenko Chelsea geliyor. Senin alanına giriyorum ben. Gir abi. Burada Shaq'ın Los Angeles'tan ayrılması beni çok etkilemişti. O biraz ama mecbur kaldı. Biliyorum, yani. hikayeyi biliyorum ama yani üzüldüm yani. Ya yani o adamı o formayla seviyorum. Çünkü çok <laughs> sevdiğim bir insan oldu. Sonra giymedi forma kalmadı. Ha, ama. Kalmadı ee. ama yani çok büyük bir karakter tabii adam. Yani ben çok seyretmiyorum ama mesela açıp onun yorumlarını işte o stüdyodaki şakla bandıklarını falan bayılarak seyrediyorum. Sonu bir karakter? Son ya. dönemde biraz ekşi ihtiyara dönüşmeye başladı yani. Adam. Komik adam. <laughs> düşüyor bir şey, şey düşüyor. ama ben hep söylüyorum yani 99-2003 arası onun e, oyuna olan e, hükmetmesi oyunu domine etmesi tarihte yoktur. Yok, Eğer iyi bir sporcu olsaydı, yeteneklerini tamamen kendini spora vermiş, başka diğer yeteneklerine çok yönelmek istemeseydi, sadece sporunda kalsaydı, en bir oyuncusu olarak muhtemelen ondan bahsetmiştim. Onun yerine yani iyi bir rapçi oldu. <gülüyor> yani <gülüyor> polis olduğu, şey olduğu, yüksek eğitimini tamamladı. Yapmadığı şey kalmadı adım. Bu arada sağ dışında falan da çok aktif iş adamı olarak falan her şeyi bir, yapıyor. Bir program yaptı değil mi? Her yüzdüğümüzden spor, spor spor her sporun en iyileriyle yarıştı falan. Sen ben. Abi yap yapmadığı bir şey yok ki. Rap albümü çıkardı, üç tane film çekti her birbirinden rezil olmak üzere. Seninki ne? Kim? benimki... Abi şöyle, e, şak bir örnek ama ben... Şevçenko benim için... Şevçenko Chelsea örneği benim için çok iyi. Ben ben de hep Şevçenko'yu düşünüyordum. Hı. Çünkü hani onun Dinamo Kiev'den sonra Milan'da yakaladığı seriyi düşündüğünüz zaman... Beklenmedik bir şeydi. o. De... Yani çok iyi oyuncuydu ama böyle böyle bir damga vuruş beklenmiyordu. Ama dünyanın en iyi forveti konumundaydı yani. Tabii. Ve... E... Chelsea'de kötü oynadığını kimse söyleyemez ama olmadı abi. Yani o şey Çankko etkisini yaratmadı yani. Milan'da yarattı etkiyi. Doğru. Bunu söyleyebiliriz. Benim bir de ayrıca şey var. Çok eskilerden, çocukluğumdan kalma. Simon Sen'in e, Mönchengladbach'tan Barcelona'ya transferi çok yaralamıştı benim Mönchengladbach taraftarı <laughs> olarak. Ben Gelip... o zaman NS Oda baş sormuş. Ömer Yurtseven hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Şimdi Ömer Yurtseven, Oklahoma City'nin G League takımında bu şey, geliştirme takımında oynuyor. Geliştirme takımları da Orlando'da bir bubble içinde geçtiğimiz ay içinde çok fazla maç yaptı. Ömer Yurtseven, etkileyici birkaç rakam elde ettik. Yani rakamları istesek Çizdiği yolda mı ilerliyor, bir sapma var mı? Çizdiği yolda ilerliyor. Yani onun hedefi zaten genç yaşta Amerika'ya gitmişti, Amerika'da oynamaya devam etmek ve NBA'de kalmak istiyordu zaten. E, G League'den alacağı kontrat 50 bin dolar falan yani. Avrupa'ya gelse çok daha iyi kontrat. Evet. Ama o sonuna kadar NBA şansını zorlamak istiyor. E, ve G League'de de hiç gayet iyi performans sergiledi geliştirme liginde. Şöyle bir şey var. Rakamları çok iyi ama... E, maalesef basketbolun gittiği nokta... Ömer Yurtseven'in... Oyununa ters. Yani Ömer Yurtseven... Evet dış atışı var. Artık bir uzundan dış atış bekliyorsun ama... Çabuk ayaklı olup birkaç yani çok daha geniş alanda savunma yapabilen uzun istiyor. Yani çemberi savunurken aynı zamanda iki adım ötedeki pikanrola müdahale Alperen edebilmeni. Alperen daha mı uygun bu tanıma? Biraz daha uygun. Biraz daha. Alperen de o konuda ideal değil. Gelişebilir bir şey mi bu? Sanki? Çok değil abi. Çok sınırlı. Yani on gelişsin en fazla çünkü. Ha, o zaman oyununu ayak... değiştireceksin. Oyun değiştirmek abi oyuncu işin ilginç yanı oyunu değiştiremediğin için oyuncuları değiştiriyorlar. Artık uzun hmm. kullanmıyor çocuklar. Yani bildiğimiz anlamda uzun kullanmıyor. Daha kısa pozisyon... Ama bunun Beş bir, an, bir antitezi çıkar muhtemelen? Abi yetmiyor. Yani o tip o kadar savunma paternleri, o kadar yardımlaşmaya dayalı. Çünkü savunma nicelikten güç aldığı için, nitelikten öte... ...o nitelik eksikliğini nicelikle çok rahat kapatabiliyorsun. Evet. Ha tabii çok istisnai oyuncular var. Rudy Goberler, işte Joel Embiidler falan. Onlar zaten büyük fark yaratıyorlar. Hem uzun olup hem büyük olup... ...hem o ıı, Ayaklar ayak, ıı, lateral hareketi ve ayak çabukluğunu getirebildiğin zaman olur. O yüzden Ömer Yurtseven... Ne olursa olsun. Handikapları artık, var ya. Yani. Handikapları var. Bir rol alabilir ama üst düzey bir rol alması. Yani e, bir takımın ana rotasyonunun bir parçası olması hiç kolay gözükmüyor. Ben bu bireysel olarak e, oyuncuların bir yöntem bulmaya çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Diyelim ve devam edelim. Doğabert Barut sormuş. Çok oh. yüksek beklentilerle izleyip hayal kırıklığına uğradığınız filmler var mı? Oho. Oh. Abi büyük oranda bütün devam filmleri böyle değil mi ya? Büyük oranda. Baba Değil. Baba Değil. Yani büyük oranda dedim ama zaten. Evet, ee... Bu arada baba tam devam filmi sayılmayabilir. Çünkü o zaten kitap üçlemesi vardı. Yani evet. o zaten üçü birlikte çekilmiş gibi düşünmek lazım. Ya ben üçüncüyü bile beğenirim. Bence 2'nisi istiyorum. bu arada. Değiliz. Ona hiç kuşku hmm. yok da. Hmm. <laughs> iyisi. Cloud Atlas mesela çok nefret etmiştim. Bir de çok iyi bir kitap olması ama o zaten zor bir kitaptır yani geçmiş. Ben de nefret ettim. Yani çok iyi bir kadro. Aynen. Çok kötüydü. Tabii hani ne bekledik bilmiyorum ama ee, o dönem Acayip bir Kevin Costner mevzusu vardı. Waterland mıydı? Waterworld. Waterworld. Of Abi, tövbeler olsun. O stüdyo batırdı ya. Ama yani bir zahmet batsın. Ama 200 milyon dolar harcayıp şey çok ilginç. Waterworld ile ilgili ben benim de, şöyle bir... Ben o filmi çektikten sonra ilk böyle hani seyrediyorlar ya. Hı. O anı merak ediyorum. Orada ne düşündüler acaba? Allah. Mad Max'in yani. sula geçenini çekecekler ya bütçeyi fersah fersah açtılar. 200 milyon dolar acayip bir cevap. Şey çok ilginç. Beni en çok etkileyen. Ben böyle filmlerde kendimi çok verdiğim için detaylara çok bazen dikkat etmiyorum. Mesela millet adamdır. Abi gördün mü oradan işte kameraman girdi. Ben de sırf onları görürüm. Ha. Abi Waterworld'de ben bile 4-5 tane işte dalgıçın, kameranın bilmem neyin girdiğini gördüm. Şey demiştim sonra ya kardeşim 200 milyon dolar harcadınız herhalde para bitti edit masasında edit, edit yapacak adam bulamadı orada ham bir şekilde yolladınız görüntüyü diye düşündüm Bunun, yani. Bununla ilgili çok güzel bir örnek var. 24 yani çok büyük hastalığı evet. olan hastalara olan bir dizi evet. ya ben ilk sezonun sonunda bıraktım. Bırakma sebebim de şu final sahnesinde galiba bir böyle limanda dokta falan geçiyordu final sahnesi yanlış hatırlamıyorsam Kiefer Sutherland'in arkasında kaynak maskeli bir adam belirdi bir anda. <laughs> ya dedim, bu nedir? Ya beraber seyrettiğim insanları gördünüz mü dedim. Yok görmedik. Aldım geri. Böyle bir tane ya Kifir Sadırlat burada. Burada da bir adam var. Böyle duruyor. <laughs> Kifir Sadırlat mıydı? Danıl Sadırlat baba değil mi? Evet. Kifur. Böyle duruyor. Ya dedim bu ne? Bıraktım. Seyretmedim. Ondan sonra bölümleri bilmiyorum. <laughs> ee, en son Game of Thrones'da da falan kahve şeyi vardı ya. Ya şey çok acayip. Mesela Shyamalan'ın bütün filmleri yani Six Sense'den sonra... Ben çok seviyorum onu ya. Ben... Yani kötü filmler biliyorum. Yani Six Sense'i de e, yani spoil alert 10. dakikasında anladık. Ben anlamıştım. Çünkü ondan önce olan şüpheleri seyrettiğim için artık her filmde sonunda bir numara var gibi bakıyordum. E, o dönem öyle bir dönemdi. Ben anlayamamıştım. Yani. Ben 10. dakikada hatta yanımdaki nedeni de filmini mahvettim. Ben şey oldu. U... Yemek yedikleri sahne var ya, hı hı. orada hani hesabı veriyor falan, O en çarpıcı sahne odur yani o filmin hikayesiyle ilgili, hikayesiyle ilgili olan, orada bir rahatsız oldum ben ama yani burada bir şey dönüyor bir burada bir terslik var yani. Peki falan. şeyi beğenmedin mi ya? Ee, neydi? Science mı? Ee, e... Bayağı iyi bir kadrosu vardı onun. Yok. Ben Tarlalarda şeyler çiziyor. Yok, yok, yok. Güzel filmdi ya. Yok. Aa. mıydı? Hangisi o? Unbreakable o da bir... güzeldi. O fena değildi bak. Ona bir şey demiyorum ama diğer bir hiçbir yapımı çok Yani beklentiyle gittiğim için. Ben onu devamını devam bekledim. Bruce Willis oynuyor değil mi evet. Unbreakable'da? Ama çok iyi film o ya. Onun bir ikincisini çektiler zaten. Çektiler B mi? De tam devam gibi olmasa da. Deyip devam şey. edelim. <laughs> Özgür Karakaş sormuş. Bir zamanlar Anadolu'da, Anadolu'da mı Kuş, ben kuş bu uykusunu... filmleri hangisi hangisi karıştırıyorum çoğu zaman. Galiba Bir Zamanlar Anadolu'da. Bir Zamanlar Anadolu'da abi. Bir Zamanlar Anadolu'da da işte e, Saadet falan hikaye çok iyi. Yani, kış yani ikisi de çok değerli filmler ama e, görüntüler inanılmaz. Kış Uykusu biraz daha e, sanat yönetmenliği açısından belki yani çok daha değerli görüyorum ama e, karakter yaratma açısından e, karakter ilişkileri açısından Bir Zamanlar Anadolu'da benim daha tercihim oluyor her zaman. Murat Apaydın sormuş. Pavarotti mi? Andrea Bocelli mi? Abi hiç benim bir seçim yapabilecek durumum yok yani ikisi de ben de, de çok uzman değilim ama mukayese kabul etmez Bavur etti. Yani Andrea Bocelli bir taraftan bir yaratılmış bir kahraman bildiğim kadarıyla yani arada çok fark var. Yok ben hiç şimdi hakim buradan değilim. da küfür yarım muhtemelen. Evet. Ne anne? Onu da mı biliyorsun falan. Ben hiç hakim değilim abi oraya. <laughs> Sana bıraktım onu. Enes Yeşilkaya sormuş. Favori yabancı komedyeniniz kim ve favori stand up gösteriniz hangisi? Çok var ya. Çok var evet. Yani Dave Chappelle. her zaman. Ricky Gervais. Şöyle ben genelde komedyenleri ve stand up'ları ikiyorum. Biri çok daha zeki olanlar biri çok daha eğlenceli. Eğlenceli hı hı. ve zekiyi biraz ayır Ama, ama dev şövalye ikisi burada. Evet, evet ama illa kategorize etsem eğlenceliye yani, koyarım. Son gösterisini izledin mi İzledim. Ya? O abi. kadar tehlikeli konularda Uf. yani Michael Jackson, Bill Cosby gibi çok tehlikeli konularda yani başka kim yapabilir ki onu? Abi zaten en üst düzey, top level stand upçı o en tehlikeli konuların mizahını tabii yapabilen, evet. düzgün Abi çok acayip gerçekten. Bir de... Bir Bill Burr de o konuda acayip. Bill Burr bana çok bağırıyor gibi He geliyor. fazla bağırıyor. Ama o, konuda, <laughs> o konularda girmekten çekinmeyip <laughs> hatta sert olup Ama o gene de şey yapan. Ama o cinsiyetçi falan bir taraftan. Evet. Yani var tarafları yani. Var var. Ee, bu arada şeyi, o da biraz var cinsiyetçiliği ama... E, ...yani çok şey anlatıyor komedyen olarak. Yani diyor ki bu, burada komedi yapıyorum arkadaşlar. Bir Avustralyalı Jim Jeffries seyretmeyenler varsa... E, ...biraz sert komedi onunki de. Onu da tavsiye ederim. Yani Favori seçeceğiz çok... abi. Sor, 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 favorini soruyor. O zaman çok özür dileyerek Louis CK diyorum. <laughs> abi e, klasik şey diyorsun. Büyük ustaya gidelim. Yani... Valla ben de CK diyebilirim ama ben Jervis'i daha çok seviyorum. Bu arada e, yeni jenerasyonda kadın stand arasında ben Taylor. Aa sen tavsiye ettin çok e, iyi. Taylor yani. Tomlinson. Onu da tavsiye ederim. Tavsiye ettin seyrettim çok iyi. Gayet iyi. Yeni jenerasyon kadın e, sinemacılar arasında bana çok hitap etti en öyle söyleyeyim. Taylor Thompson, Tomlinson'da tavsiye Peki ederim. Peki sinema komediyeni? Hmm. Sinema komediyeni... Eskiler de olur. Jerry falan. O filan. Jerry Lewis bana çok edin. Çok... Fiziksel ha. komedi olduğu için çok şey Abi yapmaz. Şöyle, parti mesela olağanüstü bir filmdir. Yani hiç kimse bir şey söyleyemez ama e, bana en çok hitap eden komedi Turo değil. Peter Sellers. A, Peter Sellers pardon doğru özür dilerim, Ceren nereden çıktı Peter Sellers. Peter, Peter Sellers'ı ben alırım. Alırım. Ee... Yani partinin açılış sahnesi bir Hintli film ya böyle bir şey olabilir mi abi? Ben onu şans eseri ilk seyrettiğimi hatırlıyorum. Bekar evinde, üniversite evinde. Yani üç beş kişi yerlerde yuvarlandı. Ben de VHS kaset kiralayıp seyrettiğimi hatırlıyorum. Yani yer, hakikaten... Karnıma kramplar girip yarıda durup devam sonra devam etmiştim. Onun sonra Türk versiyonu çekildi yanlış hatırlamıyorsam. Ama çok zor bir albüm. Çok zor. Yani. Peter Sellers çok özel bir insandı sağ olsun. Evet. E, o, hakkında çekilen film de çok iyi bir filmdir. Şey e, bu arada Türkiye'de o konuda yani. Belki de bizim kültürümüz... Çünkü komedi aslında biraz... Bir film programı çok... mı yapsak acaba? Sen Geçen gün seyrettim seni. O film neydi de. İdare ettim. Ben hayatta katılamam öyle bir şey. Çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben ya de hatırlamıyorum. Yani? sonra güzel şey güzel sufle alınca hatırlanıyor abi. Çok güzel sufleler verdi. Şey bu arada Türkiye'de tabii kültürle çok bağlantılı olduğu için bize çok daha hitap ediyor. Başkalarının belki yurt dışındaki başka insanlara hitap etmesi de veya biz başka baş başka kültürleri bilsek de bizi o kadar geçmeyebiliyor komedileri. Yani Türk komedileri yani özellikle 70'lerde falan yapılanlar, yani şu kardeşler falan filan inanılmaz komediler tabii yani. Canım. Şey hani... şey kadrosu Metin Akpınar, Zeki Alasya, of. Kemal Sunal, Halit Akçetepe, Kayseri'den gelirler yani o Böyle bir film inan yani bu klasik yani. abi şöyle komedi dediğin şey Doğal yani durum komedisi var zeka e, zeka komedisi var. abi Süt kardeşleri 10 kere izlemişsen, 11. de izlediğinde gülmekten kendini alıkoyabiliyor musun peki abi? Çocuğ mü? çocuğa izlettim mi gülüyor mu daha başlatmadım abi ya ben bir seyrettim bir iki tane bu ne ki falan dediler anlamadılar orada çok biraz kanım dondu acaba erken mi izlettim erken olabilir ya yani. ama şey yani işte oradaki oyunculuklar falan yani ben şimdi düşündükçe gene gülesim. Pardon da abi. Halit Arkçay falan şimdi Himmet abi. <gülüyor> <gülüyor> abi, to tosun, abi Tosun Abi Tosun Paşa'yı böyle gördüğün zaman <laughs> gibin mümkün mü abi ya? Ya çok hakikaten Evet olmaz ya. Ve son olarak haftanın fotoğrafına gelelim. Yol bisikletinde merakla beklenen Toskan e, Toskana'ya Toskana'yı dolaşan tek günlük Strade Bianche yarışının bu yıl yarışını bu yıl Hollandalı Mathieu van der Poel kazandı ortaya da şahane kareler çıktı diyoruz ama ben ikinci kareye bakıyorum bayağı tozdan boğulmuş gibi evet. gözüküyor bisikletçiler. Ama tabii genelde zaten bisiklet, yol bisikletinin en güzel tarafları ülkelerin en güzel doğalarının içinden geçiyor. Bir olmuş. de Cener anlatıyorsa diyorsun. Evet. Daha güzel. Bu arada çok sinemadan, komediden bahsettik. Ransim Öztekin'de de analım. Hanım, rahmetli anladım. Rasim abi aynı zamanda çok iyi bir spor severdi. Çok erken, çok üzüldük. Hakikaten ben çok üzüldüm e, ee, ruhu olsun. Yani kalanlara da baş sağlığı diliyorum. Başka söylenecek bir şey yok. Ama ben böyle bir damga vurabilmiş olmak da onun da... Yani şey hatırlar mısın bilmiyorum Ferhan Şansoy'la Osman... Artıklarım. Ha? İşte o Osman'daki Osman Rasım abi. Kapatalım, Rahmet de kendisini de alalım. E, haftaya görüşmek üzere diyelim efendim, hoşçakalın.